Allah'ın min şeytanı rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme Rabbimize sonsuz salatu selam ve hamd ediyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a salatu selam getiriyoruz ki böyle bir nimeti Cenab-ı Hak nasip ettiği için. Hepinize de tebrik ediyorum. Şimdi bir intibamı ve tespitimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu size ne kazandıracak onu şey yapayım. Şu, onu şu olacak. Ben insanlığın serüveni özgüven katma adına ne kadar değerli olduğumuzu 18 bin alimin hulasası, camiası ona ait bir sunum yapacaktım. Bir niyetim vardı. Görsel. Fakat ondan daha mühim bir zannediyorum. Risale-i Nur bu asırda nedir? Bize ne kazandırmış? Ne kazandırıyor? Neredeyiz burada? Niçin buradayız? Ve insanlık ne arıyor? Neyin peşinde? Biz neyin peşindeyiz? Kendim, ben neyim? Bu sorulara cevap teşkil edeceğine inandığım bir külliyat okurken tespit ettiğim manaları sizinle paylaşacağım. Yani Risale-i bize ne kazandırmış? Niye buradayız? Ne yapmaya çalışıyoruz? Veya gelsiniz, talebesiniz, şu soru mutlaka gelir. Ya acaba biz nerede bulunuyoruz? Bunların gayesi ne yani? Bu vakıfın, bu Sufa vakıfın veya başka işte fark etmez. Ya bizi Risale'nin adına nereye şey yapıyor, ne yapmaya çalışıyor? Yani kafamızda dolaşan, belki de çoğu zaman cevap bulmadığı o dönen dolap gibi sorulara cevap olacağını zannediyor. Dersin adı şuydu. Risale-i Nur bize ne kazandırmış? Bariz hasiyetleri öne çıkan ve ben o konuşmaya başlamadan önce tabii ki mümkün değil hepsini okumam olamayacak iki üç sayfadır büyük. Ben size Risale-i Nur olmasaydı diye bir konuşmayla başlıyorum. Eğer Risale-i Nur olmasaydı ama ifade, uslup bana ait, hata kusur bana ait, samimiyetime verin. Kalbimden doğanları yazdım. Çok azdır, şu kadar. Ha, şunu da belirteyim. Ben dünyada her tarafa aman aman gidiyorum. Konferanslar veriyorum. Geçen Fransa'da kilisede yaptık konferansımız. Kilisedeydi. Camiye gidiyorum. Camide kürsülere çıkan, hutbelere çıkan, imamlık yapan, teravih imamlığı yapan, cenaze yıkayan, düğünlere giden, ben bir medrese talebesi olarak sık görmeyin diye anlatıyorum. Düğünlerde konuşan, cenazede konuşan, mesela pazar günü bahçeli evlerde, bağcılarda bir şey değilim, düğün konuşmasıydım. Caminin altı, düğün salonu, caminin üstü cami. İki zıt duyguyu yaşadım. Yukarıya çıkıyorum cenaze, abdest alacağım, herkes suratı buçuk böyle. Sen de hey yapamasın, aşağıdan gelmişsin günde. Cenaze psikolojisine giriyorum. Musalla'da cenaze var. Aşağı iniyorum falan. Tabii o psikolojiye iniyorum. Onlar orada eğleniyorlar. Yani aynı binada yani fark 15 santimetre bir beton. Aşağıda düğün var, yukarıda cenaze var. Böyle tuhafları yaşayan bir kardeşimiz. Şimdi içinden doğan. Yani bu ifadeyi için söyleyeceğim. Bunun için söylüyorum. Kürsüde konuşan bir insanım. Camiye konuşan bir insanım. Şimdi kürsüye çıkıyorum. O günkü psikolojim, hanımımla durumum, ailevi sorunum, ekonomi sorunlarım, insan atamıyor tabii, tesir altında kalıyor. O psikolojiyle dini anlatıyorum karşıya. Artık çakmadığın yer kalmadı. Koymadığın cehennemin dibinde tehdit etmeler, domates kafalar ve diğer benim. Bu da din. Bu dindir. Sonra başka bir gün moralim çok geniş, çok iyi. Çok hoşuma gidiyor. Ya, acayip rahatım. Cemaate gene çıktım cumaya, vaaz ediyorum.
Artık bunları koyacak yerim yok. Cenneti âlâya koymuşum, uçuruyorum. İkisi de din adına söyledim. Hangisi din? Hangisi din ya? Sizin din anlayışınız, dini bakış tarzınızın sebebi benim duygularım mıdır? Benim dindeki kanaatlarım mıdır? Benim dindeki intibalarım mıdır? Benim psikolojideki yansımalarım mıdır? Değil. O zaman mecbursunuz okumaya. Dini dinden öğrenilir. Hatta Bediüzzaman Hazretleri aradığımız zatı aradığımız zattan sormalıyız diyor. Sebepleri de kaldırıyor yani. Bu korkunç bir şey seviyedir. Aradığımız zatı aradığımız zattan sormalıyız. Yani daha önce Kur'an'ı Kur'an'la sordu, peygamberle sordu. Fena fillah yani Allah'tan sonra. Şimdi o haletimle kürsüye çıkanları görüyorum, kürsüye çıkıyorum. Nur olmasaydı din tacirlerinin, dini yobazların, rüyalarla din yorumlayanların, dinle, cehennemle insanları tehdit edenlerin, kendi haletlerini din olarak gösterenlerin dinlerinden nasıl kurtulacaktık Risale-i Nur olmasaydı? Kara ve fesat kalplerin uzantısı olan ellerini Hacerül Esved mukaddesi gibi öpmeyecek miydin? Yani böyle bir ruhsal, karamsar, art niyetli bir kalbin uzantısı olan o kara kaplının beyaz elini Hacerül Esved gibi öpmeye koşmayacak mıydık? Eli öpmek için birbirimize yarışmayacak mıydık? Bidatlara din demeyecek miydik? Edile-i Şeriye muhalefet etmeye hizmet demeyecek miydik? Allah yerine insanları ilah edinmeyecek miydik? Sürünerek gidiyor. Elini öpmek için. Cuma'dan sonra. Tabii efendim. İslam'da hürmet vardır. Allah'ın tayin ettiği kadar. Manel harfi kadar var. Manel ismi değil. Hepsi yerindedir. Hayret ediyorum. Her geçen gün dine hayret ediyorum. Allah beni, Kur'an'da da Allah yemin ettiği için söylüyorum. Size keyif için söylüyorum. Allah beni kahretsin yani. Hayret ediyorum. Her geçen gün Risale-i Nur'a, dine hayret ediyorum. Allah hayret ediyorum. Nasıl bir mükemmel bir sistem koymuş? Nasıl mükemmel bir din ya? Böyle bir sistem nasıl kurulabilir? Nasıl hatırına gelmiş ya? Bazen düşünüyorum bu şu kainatı, haşa, tahayyülü küfür küfür değil de. Nereden Allah bu hatırına gelmiş bu kainat? Nasıl düşünmüş? Nereden çarpmış? Garibime gidiyor. Allah ile keyif alıyorum. Allah'tan lezzet alıyorum inanın ya. Allah ile ya konuşuyorum ya Rabbi. Ne kadar hoş bir Allah'sın ya. Acebime gidiyor ya. Din başka bir şey. Din hayatın hayatı. Din hayatın yorumlaması. Bak ona nefse bir okuyayım. Garibime gidiyor. Din yobazlarının, bidat ehillerinin din kaynaklı gözükmesine hayret ediyorum. Risale-i Nur'un bariz hasiyetlerinden biri de mülk ile melekût hakikatları beraber işleyebilmesi, hükümlerini birbirinden karıştırmadan uygulanabilir halde insanlığa sunabilmesi, bu iki kaynağı ifade edebilmesi için yeni bir dile ihtiyaç duyulmuş. Yani mesela fiziğin diliyle kimya izah edilemez. Niçin Risale-i Nur'u ağır zannediyoruz? Biyoloji lisaniyle, diliyle matematik izah edilemez. Risale-i Nur sırf mülk ilmini anlatmıyor. Mülkü anlatırken melekût, melekûtu anlatırken mülkü anlattığı için yeni bir uslup, yeni bir lisan gerekiyordu. O lisanın içerisinde huve levelu vel ahiru ve zahir vel batın ve huve bitim şeyin alim. Yani zahir, batın, evvel, ahir isimlerinin cemi gerekiyor. Onun için yeni bir lisan gerekiyor. Eğer Risale-i Nur sırf mülk şeyleri, alet ilimlerinden bahsetseydi, alet ilimlerinden kullanacağı uslup bizim uslup olacaktı.
Eğer Risale-i Nursi batın meselesini ele almış olsaydı, batın mezhebinin, batın mesleğinin, Muhyiddin Arabi gibi tasavvufun enfus içsel alemin uslup ve ifadelerini kullanacaktı. Risale-i Nursi ise bu zahir ve batının dışında evvel ve ahir hakikatlerini de cem etmiştir. Onun için her bir kelamında ki onunla uğraşan bir insanım. İnanın 1,5 sene oluyor cismaniyeti araştırıyorum. Hala çözmüş değilim. Cismaniyeti bilmiyorum. 6,5 ay oldu suretle sima arasındaki farkla meşgul oluyorum. Bilmiyorum hala. Tam çözmüştüm, sıfırlandım. 123 sayfadır suret toplaması. 117'ye geldim. Tam bitiriyordum. Dedi ki simayı çözmeden beni çözemezsin. Hadi bakalım. Simaya bir baktım ki suret öyle değilmiş. 117 sayfa koy kenara. Risale-i Nur'un uslubu ifadesi 4 isim esas alıyor. Ve her ismin mertebi azamından ve ismi azamından geldiği için uslubu farklıdır. İstisnasız diyor ki hiçbir ulema İslam, yani geçmişteki bütün ulema İslam'ın dediği haşir naklidir. Akıl buna yol bulamaz dediği mevzuda Risale-i Nur çocuklara da avama da aynı derste, aynı yerde, alime de, çocuğa da, kadına da, erkeğe de, küçüğe de, büyüğe de aynı derste dersini vermiş. Bu iki kaynağı ifade edebilmesi için yeni bir dile ihtiyaç duyulmuş. Sırf mülkü, sırf melekutu ifade eden dil ihtiyacımız karşılayamaz olmuştu. Ondandır üslubu farklı. Risale-i Nur bu iki hakikatin aynı kelamda ifadesine muvaffak olmuştur. Risale-i Nur aynı kelamda mülk ve melekutu, evvel ve ahir, şunu kastediyoruz. Evvel kökteki çekirdek, ahir meyve, zahir ağacın sureti, batın ağacın makine tarafı. Her kelamda bu 4 tane hassayı, özelliği hakikatini, manasını, mahiyetini cem etmiştir kelamında. Sima mesela. Mesela diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَى سُورَةِ رَحْمَانِ. Surette maksat diyor, sirettir. Siret nedir? Batın hakikati, sire, ahlak ve sıfat. Yani bir şey anlatmak için anlatıyorum. Batına indiğin zaman acayip. Risale-i Nur, çözüme dayalı terbiye metotları ile ortaya çıkmış. Tevhid, eleştiri, gıybetten mümkün olduğu uzak durmuş. Tenkitten, tevhid özür dilerim. Tenkit, eleştiri, gıybetten mümkün mertebe uzak durmuş. Risale-i Nur, seni başkalaşmadan, seni içten inşa eden bir mürebbidir. Başkalaştırmadan, değiştirmeden dönüştürendir. Risale-i Nur çok istisna özelliğinden biri de ene kavramını ortaya koyarak insanlığın kendini anlamada farklı bir metot ortaya koymuştur. Ve insana yeni bir tefekkür ufkunu açarak İnsanı çok ulvi mertebeye taşımıştır ene kavramıyla. Risale-i Nur eşyaya yeni bir tanımlama getirerek varlığın en kesif boyutu içinde nihayetsiz mekan ve zaman boyutlarını aşarak varlık düzeylerini hakikatlerini manayı harfiyle ifade etmiştir. Kimileri gibi varlığa küfür etmemiş, dışlamamış ve insanlığa düşman olarak göstermemiş, yani maddeyi, ve kimilerine göre de her şeyin kaynağı gibi kustadlaştırmamıştır Risale-i Nur maddeyi. Bir de okuyayım bunu, çok önemli. Kimileri gibi varlığa küfür etmemiş, dışlamamış, insanlığa düşman göstermemiş ve kimilerine göre de her şeyin kaynağı kutsileştirmemiştir. Risale-i Nur, insanlığa ve medeniyetin barıştırılıp yeniden inşa edilme projesini sunmuştur. Risale-i Nur, kelamın içerisinde
sihir seviyesinde insanı etkileyebileceğini fiilen ispat etmiş, kelamın insana ne kadar tesir edebileceğini göstermiştir. Bunu mahkemat da gösteriyor. Yani sihri beyanı, kelamda sihir var olduğunu. Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki Firavun'un ve etbaanın sihir hakikatinin bu asırdaki temsilcileri vardır. Onlar yok olmamıştır. Onlar yok olmamış. Her bir peygamberin özelliği bu asırda yaşanıyor. Hiçbirisi yok olmamıştır. Çünkü Kur'an'ın mutadik manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Sırrınca Firavun'un bu asırda efradı vardır. O sihirciler ne oldu? Yok mu? Devam ediyor. Risale-i Nur, kelamın içerisinde etkileyebilecek, bloke edebilecek, sihirleyecek, sihirlendirecek özelliği olduğunu ortaya koymuştur. İnsanları ikaz etmiştir, uyandırmıştır. Risale-i Nur, maddenin geliştirdiği buhranlara, bakın, maddenin geliştirdiği buhranlara çareler üretmektedir. Bu madde, yani servetlerin, makamların, yani masa ve kasaların, makamın ve zenginliğin ortaya çıkarttığı bir sürü psikolojik sorunları çözümlemek için ortaya atılmış bir manasıyla. Risale-i Nur, kendini istikbale taşıyabilecek kişilerin kişiliklerinin oluşmasında şahs-ı merciyetini, aşırı tutkuculuğu, mana ismiyle her türlü şahsi hegemonyanın tesirini kırmış, ilmi istibdatlar, meziyetler istibdatlarını kişileri kapalı kapılara hapsetme manasına gelen her türlü istibdatların karşısına dikilmiş ve bu sıfatlardan uzak talebe yetiştirmiştir. Bir de bunu okuyayım. Risale-i Nur, kendini istikbale taşıyabilecek sizin gibi gençler, kişilerin kişiliklerinin oluşmasında, sizin kişiliklerinizin oluşmanızda şahıs merciyetini, yani baki hakikatler fani şanslar üzerine bina edilemez. Edilirse baki hakikatlara zulümdür gibi insanlara bu hakikati ortaya koyarak kişilerin şahıs merciyetini, aşırı tutuculuğu, yani eyvallah her şey din. Şahıslara böyle olmuş. Öyle bir tutuculuk olmuş ki adam din makamına geçmiş. Edile-i Şerif'den delil gösteriyorsun. Bak bu haram. Hoca Hasan helal diyor. Din diyor ki caiz değil. Hoca Hasan diyor ki buna hizmet etmek dindir. Hangisi doğru? Niye doğru ama? Şimdi o Hasan Hoca'nın bir bildiği var. Bildiği varsa cehalettir. Bildiği yoktur. Peki, kale almadan, edile-i şeriyeyi almadan bunu bir bildiği vardır demek insanları putlaştırmaktır. İnsanlığını kaybedenler için insanların ilah olması kolay olur. İnsanlığından haberi olmayanlar insanların put olması, hedef olması çok kolay olur. Aşırı tutuculuğu, manayı ismi, her türlü şahsı hegemonyanın, yani mesela çıkıyorum kürsüye ve Allah verdi bana bir imkan, burada bulunuyorsunuz rayiyetimde, hegemonyanlık yapıyorum yani. Bunların tesirini kırmış ilmi istidatlar, diyorsam tamam böyledir, hayır. İlmi istidatlar, meziyet istidatlarını, yani bir özelliğim var. Siyasi olur, koşucu olursun, sporcu olursun, ekonomi var. Yani kişisel özelliklerinin istibdat olarak kullanılması, kişileri kapalı yapılara hapsetme manasına gelen her türlü istibdatların karşısına dikilmiş ve bu sıfatlardan uzak talebe yetiştirebilmiştir. Risale-i Nur, hakikatli sözün insana kişilik katacağını ispat etmiş. Fakat esbapların her çeşidine de gereği kadar hürmet etmeyi, sebeplere tevessül etmek, hakim ve hakim isminin
istediğini ispat etmiştir. Yani esbab aleminde uyulması gerektiğini, Allah'ın hidayetinin esbab dünyasında olduğunu, buğday istiyorsan ekmek gerektiğini, çocuk istiyorsan evlenmek gerektiğini, ilim istiyorsan gayret gerektiğini, yani hakim a çekiyor, hükmeden hakim i çekiyor, hikmet sahibi. Yani bu isimlere riayet edilmesinin hidayet olduğunu, hidayet de ruhun cenneti olduğunu ve hayatın istikameti olduğunu, aynı hidayet olan istikametten ayrılma ya Rabbi manasında ve çeşitlilikleriyle beraber ihdine sıratel müstakimde okuduğumuz hakikatin esbab aleminde de sürdüğünü göstermiş. Yani esbabı kaldırmamış, esmanın farklı bir tecellisi olduğunu göstermiş. Ama esbaba esbab kadar tesir vermiş ve değer vermiş. Esbab, Bediüzzaman Hazretleri külliyatta uzun araştırmanın sonucunda esbab hakkında 4 tane sıfat kullanıyor. Ben sizi belki 10 saniye tutmaz ama belki bir sene sürmüştür. Esbab nedir? Sebep nedir? 1. A, B, C, C, D, E sıralamasıyla kafanızda kalsın diye. Esbab B, bahanedir. Esbab hiçtir. A, B, C, C, D, E, G, H, I, H. Esbab bahanedir. Hani ne anlatmak istemiyorum anladınız değil mi? Alfabeti kafanızda kalsın. Esbab bahanedir. Esbab hiçtir. Esbab perdedir. Esbab zahiridir. Fakat esbabların her çeşidine de gereği kadar hürmet etmeyi, sebeplere tevessül etmek, hakim ve hakim isminin istediğini ispat etmiştir. Risale-i Nur, hür ortamları inşa etmek, özgüvenli cemaatini inşa etmiş, bu manada her türlü istibdat ve kabiliyetlerin gelişmesine, mani olabilecek sebeplerin karşısına dikilmiştir. İnsanlığı ve insanları manayı harfi ve manay ismi diye ölçü birimleriyle ölçerek münasebet şeklinin usulünü, prensiplerini ortaya koymuştur. Modern bilimin ve bilimsel yöntemlerin dinin mevzuları olduğunu ispat etmiştir. Bir de okuyorum. Modern bilimin ve bilimsel yöntemlerin dinin mevzuları olduğunu ispat etmiştir. Çelişki olmadığını, bilakis ilişki içinde olduklarını göstermiştir. Fenin, modernin dinle çelişmediğini, ilişki olduğunu ispat etmiştir. Modern bilimin çelişkili varlık anlayışına Risale-i Nur varlığa yeni bir anlayış getirerek insanlığın problemlerine çözümler üretmiştir. Modern bilimi dinle barıştırma kavşağını da mülk ve melekut, mana ismi, manayı harfi, niyet ve nazar kavramlarıyla barıştırmış, aynı hakikatların birbirine zemin olduğunu ispat etmiştir. Karanlık aydınlığa zemin olduğu gibi. Mülk, melekutu gösterdiği gibi. Risale-i Nur, bilim ile dini ele alarak sahalarını belli eder. Risale-i Nur, bilim ile dini ele alarak sahalarını belli eder. Dairelerinin şümülüne göre ele alır. Bilimin hakikatin dışa vuruşu mertebelerinin en kesif zuhuratı olan maddeyi, yani esmanın en kesif tecellisi olan maddeyi, yani şu, geri gideyim daha iyi anlaşılır. Buz, geri git, su, geri git, H2O, geri git, enerji, esir, maddi ayak, aynı ayak, akıl cebeli, ruh cebeli, Nur-u Muhammed'i, esma. Hepsi aynı yerde. Mesela buz, neredeyse su oradadır. Başka bir yerde mi arıyorsunuz? Buz neredeyse su orada değil midir? Su neredeyse H2O oradadır. H2O neredeyse enerji oradadır. Enerji neredeyse esir de oradadır. Maddi hayat oradadır. Aynı hayat oradadır. Akıl cevheri oradadır. Nur cevheri oradadır. Nur Muhammed oradadır. Esma buradadır. Yani o zaman madde bilimin
öne koyduğu ve esas kabul ettiği maddeyi, maddenin arkasındaki suyu göstermiş. Buzun arkasındaki suyu, orada durmamış Risale-i Nur, Haşikö'yü göstermiş. Kuarklardan bahsetmiş, zerrattan bahsetmiş, enerjiden bahsetmiş. Kudretin icibesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye sürerek ilmi vücuttan vücud hariciye çıkarttı demeyle esir ve arkasına geçmiş. Ve aynı yerde neyi göstermiş biliyor musunuz? Esma maddenin neresindedir sorusuna Risale-i Nur şöyle bir manayla cevap veriyor. Esma maddenin neresindedir? Su buzun neresindeyse esma maddenin orasındadır. Duman ve nur, duman ve nur odunun neresindeyse esma-i hüsna'da maddenin orasındadır. Farklı farklı esmalar nasıl aynı yerde olabilir sorusuna odunda iki zıt kavramın, dumanın ve nurun, ısının ve ışığın, ultraviyol ışınların ve dalga boylarının, kuarkların ve enerji boyutlarının nasıl kendisini odun olarak gösterdiği gibi içsel yapısını ama kendi dışsal olarak odun olarak gösteriyor. İnsana da bununla misal veriyor. Bedeni bir odun düşünün. Odundaki duman bedendeki nefistir. Odundaki nur bedendeki ruhtur. Odundaki ısı bedendeki hayattır. Ve odundaki dalga boyları insandaki hissiyatlardır. Daha ileri giderek ahiret dünyanın neresindedir? Odunun neresinde nur varsa dünyanın orasında ahiret vardır. Buzun neresinde su varsa ahiret dünyanın orasındadır. Çünkü Üstad ona ahiret üzerine dünya tenteneli bir perdedir diyor. Buz çok benziyor, tentenelidir. Buz delik deliktir. Tenteneli bir perdedir. Yani ahiret dünyanın neresindedir? Bir yerde falan aramayın. Yani iki arsayı bitişip şu arsa, şu arsa, şu arsa. Ahiret dünyanın bitişik arsası değildir. Odunun çekirdeğin neresinde ağaç varsa ahiret dünyanın orasındadır. Buzun neresinde su varsa ahiret dünyanın orasındadır. Elhamdülillah. Hamdolsun. Risale-i Nur, bilimin hakikatını dışa vuruş mertebelerinin en kesif zuhuratı olan maddeye ve buna bağlı olan ilmin eşyasız olamayacağını çok ilginç bir yer tespit var burada. Dikkatinizi çekiyorum. Bak baştan beri dikkatinizi çekmedim. Ama buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. İnsanoğlunun, insanlığın bilim adına, ilim adına elde ettiği malzeme maddeye bağlıdır. Maddeden çıkartmıştır. Yani örnek vereyim. Çok önemli burası. Çok ufuk açacağına inanıyorum size. Tıp ilminin kaynağı insandır. İnsanı kaldırırsanız insanlıktan tıp ilmi yok olur. Bak şimdi. Toparlanın. Tıp ilminin kaynağı kim? İnsan. Biyolojinin kaynağı gene insan. Ziraat mühendisliğinin kaynağı. Fenlere bakın. Kaynağı nedir? Mevcudat. Mevcudatı kaldırırsanız ilim yok olur. Çünkü ilmimiz, bilimimiz maddeye bağlı. Maddenin sıfatıdır ilim. Onu kaldırdığınız zaman ilim de yok olur. Buradan bak bir yere taşınacak. Diyor ki, bilimin, hakikatin dışa vuruş mertebelerinin en kesif zuhuratı olan maddeye ve buna bağlı olan ilmin eşyasız olamadığını, ilmin ve bilimin eşyasız olamayacağını, eşyaya bağlı olduğunu, eşyanın da zuhuratlarının en kesifi bu ise, diğer mertebelerini insana göstererek merakını arttırmış ve insanlığa yeni bir hedef göstermiştir Risale-i Nur. Bak ne anlatmaya çalıştım şu. Tıp ilminin kaynağı insandır dedik. İnsanı kaldırırsanız, ötelerseniz tıbba ait, yani insana ait ilim bizde yok olur. Çünkü bizim ilmimizin kaynağı insandı. Maddeni, maddeye ait ilmimiz maddeye bağlıdır. Maddeyi kaldırırsanız madde ile alakalı her çeşit ilim yok olur. Risale-i Nur burada geliyor. Diyor ki ey insan, senin ilmin maddeye bağlı ve maddenin sıfatıdır.
Risale-i Nur diyor ki, bak bu madde arkanın ifadesidir. Şimdiki tabirle metafizin dışa vuruşudur madde. Cern hadisesi, İsviçre'deki o deneyden, deneydeki ana tema şuydu deneyde. Yani çeşitlilikleriyle beraber dinle, çeşitlilikleriyle beraber öğreti. Bu hayattan sonra hayat olduğunu, reenkarnasyonlar da dahil, bir hayat var olduğunu söylüyor. Bunlara son vermek gerekiyor. Ya vardır ya yoktur. Artık asırlarca insanoğlu buna tahammül edemez dedi. Bütün fizik dünyasını topladı, bütün bilim adamlarını topladı ve güçlü ve gür ses çıksın diye arkadaşlar maddeye geldik. Maddeye geldik, tamam. Din var, Allah var, ahiret var, başka yerler var. Tamam, tamam dursun. Sizin en makbul bilim adamınız kim? Türkiye'de fizikçi şunlar şunlar. Gelin. Rusya'daki gelin, İsviçre'deki gelin, Hollanda'daki. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Gelin bakalım. Hakikaten bu maddenin arkasında biz iz sürebileceğimiz, koku alabileceğimiz, hafif tın tın diye sesini duyacağımız veya bir alamet olabilecek maddenin arkası var mı? Hep beraber inceleyelim. Bakalım dinlerin bahsettiği öteler maddenin arkasında bir ipucu, bir yol açabileceğimiz, yürüyebileceğimiz bir alamet var mı? Asıl niyetiyle yola çıktı. Asıl niyetiyle yola çıktı. Ve burada iş bitecekti. Yani madde, bak biz hepimiz bir araya geldik. Öyle bir şey yok. Bir baktılar ki madde ve madde altı, atom altı, atom üstü ve atom altı, atom altı atom üstünden daha karmaşık, daha muamma, daha garip ve fizikten daha acayip. Fizik kurallarını çoğu zaman kullanmayan ve kendisini fizik ve fizik kurallarıyla ifade eden, kendisini madde yani fiziksel ve fizikle ifade eden ama kendisi fizik olmayan bir varlık, bir alemle karşılaştılar. Bu gösteriyor ki maddenin arkası büyük bir cadde var. Madde ile olay bitmiyor. Maddenin dibine indik, bir baktık ki atom, kuarklar çıktı karşımıza. Kuarklardan sonra Higgs, tanrı parçacığı. Çünkü bu kadar karmaşığı birisi burada idare etmesi lazım. Bir tanrı yerine, bir Allah yerine, binlerce tanrıyı kabul etmek olan, hani Üstad diyor bir Allah kabul etmesiniz, her bir zerrata bir uluiyet vereceksiniz. O zaman Higgs, Hatay, İstanbul, Giresun, Samsun, Higgs atomu tanrı parçacığı diye aralarında bir tanesini imtiyazlı kıldılar. Bu idare ediyor burayı. Çünkü niye? Burada idaresiz olamaz. Çünkü bu kadar bilim adamları biz maddeyi tanımlamaya çalışırken bizi öteye taşıdı. Kendisini fizik ve fizik kurallarıyla ifade eden metafizik alemi fizik işlemiyor. Orada ne işliyor? Orada her şeyin olması gerektiği yerde olması fizik kurallarına uymuyor. İşte Risale-i Nur, ben onlara girmeyeceğim şimdi, onu anlatmayacağım. İnşallah keşke şey yapsanız, böyle bir başka bir sebebi şey olarak onu da, çünkü fazla meşgul bir insanım. Yani mülk ile melekut. Mesela o şeceri hilkat haritasını böyle yansıtarak bir yaparsak, orada kuantlar nereye denk geliyor? O Higgs atomu, atom da demeyecek, varlıksız varlık. Yani fizik kurallarını işlemediği bir patika yolu çıkmadı. Ana cadde işledi. Yani orada bitecekti. Risale-i Nur oralara battırarak fenle fiziğe, varlığa yeni bir boyut kazandırdı. Ta o tarihte. Mesela onlardan bir tanesini örneklemek için vereyim. Mesela 24. sözde, 2. dalında, yani bununla alakalı değil, buna benzer. Ustad Bediüzzaman Hazretleri 1900 kaçta vefat etti? 60'ta. Ay'a kaçta çıkıldı? 29 Ağustos 1969 muydu? Ay'ı tam hatırlayamıyorum ama seneyi hatırlıyorum. 1969. Ustad Bediüzzaman'dan sonra 9 sene sonra Ay'a çıkılmış. Ustad'ın o zaman zamanda gidilmemiş. Ustad sözlerde diyor ki, ey hakim feylesof,
Sen diyor ayı merak ettin. Aya kadar terakki ettin efendim. Acaba hayatı ve suyu var mı? Nuru var mı? Şey, hayatı ve nuru var mı? Sen aya girdin. Tamam. Bak hayat yok. Ve nur da yok. Çalışman behide oldu diyor. Ayda hayat yok, nur yok. Ama parlıyor. Başka şeyin görüntüsü. 339. sayfada söylüyor. Yani Risale-i Nur eşan arkasına bakma gözlüğü veriyor demek istiyor. Yani Risale-i Nur'daki ilim maddeye ve mekana, zamana bağlı olmayan hakikatlara sizi taşıyor. Ama bunu art ederek, göz ardı ederek değil, bulup bunu kullanarak, yani madde ve madde arkası, fizik ve fiziksel öterleri üsluplarıyla, ifadeleriyle gösteriyor. Yani maddeye bağımlı ve bağlı bir ilim sergilemiyor demek istiyorum. Bu çok önemliydi. Modern bilim madde ötesini dışladığı, yani 1900 daha Bücel meselesinde fiziksel şöyleydi, biz liseyi okuyana kadar atom, yani madde atom neydi? Maddenin bölünebilir en küçük parçasıydı. Öyle okuduk lisede. Bölünebilir. Ondan sonra daha bölünemez. Şu anda çözemedikleri bir yeri söyleyeyim size. Higgs'in dışında. Protonu, bir atomu düşünün. Hepiniz zaten daha üniversitede insanlarsınız. Atomu hayal edin. Tamam. Proton var diyeyim. Ona en yakın geçen taneciğe ne deniliyor? Elektron. Arasındaki mesafe, boşluk ne kadar biliyor musunuz? Onu ben şey yapayım. Var mı bir örnekleyebilecek? Arasında bir boşluk var. Ben size şöyle diyeyim. Protonu ne kadar küçükse, misket kadar, oynardık ya ilkokulda misket. Misket kadar büyütün ve Londra'ya koyun. Kendi ifadeleri, onların ifadesi. Protonu diyor lütfen misket kadar büyütün ve Londra'ya koyun. Ona en yakın olan elektronun diyor İstanbul'dan geçeceği en yakın elektron. Arasındaki boşluğu görüyor musunuz? Yani protonla elektron arasındaki boşluk bu kadardır. İlim göremediği boşluk. Yani boşluk diyor. Oysa oralar niyet ve nazarla eşya değiştiriliyor diyor. Ustad oraya yeni bir kavram getiriyor. Niyet ve nazar mahiyeti eşyayı tahrip eder, değiştirir. Yani düşünceler eşyayı değiştirir. Düşünceler maddenin kimyasını değiştirir. Maddenin yapısını, kromozomunu, DNA'sını değiştiren düşüncelerdir. Örnek vereyim, psikolojiyle çok meşgul olan bir insanım. Kötü bir haber geldi, midenize vurur. İyi bir haber geldi, bulutların arkasına geçersiniz. Yani söz ve habere, düşünceye göre kimyanız, kan değerleri, kalp nabız değişiyor mu, değişmiyor? Değişiyor. Yani düşünceler eşyaya direkt etki yapıyor. O zaman benim risalemde bulduğum, neyi düşünüyorsanız oradasınız ve osunuz. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Direkt bedensel sistem düşünce ile çalışıyor. Aynı oran, doğru oranla çalışıyor. İyi olmak istiyorsanız doğru insanlarla, doğru yerde doğru iş yapacaksınız. Doğru düşününce ben size cenneti vaat ediyorum. Diyor ki, modern bilim madde ötesini dışladığı, insanları madde ile yorumlama gayretine girdiği için insanlara problem üretmiş, insanın ruhunu çıkmazlara itmiştir. Madde ile ifade etmiş, insan madde ile ifadedir diyor. İnsanı madde ile yorumlamaya kalkmış. İnsan duygularını, hislerini, arzularını, emellerini maddenin fonksiyonudur zannetmiş. Çözümü de maddede aramış ve insanı çözümsüzlüğe itmiş. Ve bir sürü psikolojik, ruhsal, bedensel, sarı yani yayılıcı psikolojik hastalıklar üretmiştir. Bir de okuyayım bu noktadan. Modern bilim, ama şunu söylemek istiyorum. Her bilim adamının konuşması bilimsel değildir. Bir daha kayda değer bir cümle. Her bilim adamının her konuşması bilimsel değildir.
bir misafiriyim. Ben Risale-i Nur'u okuyan bir insanım. İzah adına kürsüye çıkıp konuşuyorum ya. Risale-i Nur'un izahı değildir. Bu kürsüye kim çıkarsa Risale-i Nur ders yaparken izah yapıyor. İzah değildir. Ben yapan benim yani. Yapanlardanım yani. Buradan konuşuyorum. Oradan değil. Nedir? Risale-i Nur'u okuyup bende uyandırdığı intibahları bana kazandırdıklarını ifade etmemdir. Peki Risale-i İzahı nedir? Kastamonu 56'da diyor. Ay bu paragrafı ve bu kelimeyi başka yerden getirip onu şerh ve izah etmek. Bizim ise Risale-i Nur'u izah adına konuşurken konuştuklarımız bize kazanımları, uyandırdıkları ve fark ettiklerimdir. Bu izah değildir. İntibahımı sizi söylememdir. Risale-i Nur, bu manada ben her dersimi farklı yaparım. 5 sene önce yaptığım eneyi beğenmiyor. Geçen sene yaptığım ene dersini beğenmiyor. O kadar eksik var ki, o kadar kusur var ki. Çünkü o zamanın seviyemi öyleydi. 3. kattan bakıyordum bu kaynarcaya. Şimdi bakıyorum 5. kattan, belki de 2. katta inmişim. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde de var yani. Bir kavli böyledir. Bir kavli böyle. Biz ondan vazgeçtik diyor. İmam Azam'ın içtihadında da vardır. Hocam içtihadi hocamız fıkıh hocası olduğu için söylüyorum. Onun sahasıyla. Ben de çok fazla meşgul olmuşum. Mesela İmam Ebu Yusuf İmam Azam'a rağmen bir tane içtihadi bir hüküm getirmemiş. Farklı yerde, farklı zamanda, farklı kişilerin İmam Azam Efendimiz'e sordukları sorulara 3 tane bak. Farklı yerde, farklı zamanda, farklı kişilerin sordukları sorulara farklı cevap vermiş. İmam Ebu Yusuf onların içinde bir tanesini çıkarmış. Zannediliyor ki İmam Azam'a mukabil farklı bir işler çıkarmış. Hayır. İmam Azam'ın kavlinin başka bir versiyonu. Risale-i Nur tam bu zamanda maddeyi ve ona bağlı olan ilmi dışlamamış, tam tersine davasının zeminini kılmış ve ispatlarını orada göstermiştir. Eşyayı meydana getiren çok esmalar olduğunda ispatlama yönteminin çeşitliliğini ve doğrularını tek olmadığını, hakikate gitmenin bir boyut olmadığını göstermiştir. Ve insanı madde ekseni düşünceden çıkarıp maddeyi kucaklayan, maddeyi malzeme yapan, sebep yapan, insanlığa hizmet makamında tutmuştur maddeyi. Bilim ve ilim eşyaya bağlıdır ve eşyanın sıfatlarından, davranışlarından, işlevlerinden, vazifelerinden ve eşyanın birbirlerine karşı iletişimlerinden üretilmiş ve çıkarılmıştır ilim. İlmin kaynağı maddedir, eşyadır. O zaman bu ilim maddeye bağlı ve bağımlı iken maddenin arkasına bizi geçiremeyeceği malumdur. Yani biraz önce bahsettiğim ilim maddeye bağlı ve bağımlı. Çünkü bu ilim maddenin işlevi ve sıfatı ve eşyalar arasındaki işlevlerinden bahseder. O zaman bizi maddeyle bağlı olan ilim maddenin arkasına taşıyamaz. Yani şu elma geri git, tomurcuk geri git, dal geri git, gövde geri git, kök geri git, çekirdek daha geri gidemezsiniz. İlmin kaynağı madde ise bu ilimle maddenin arkasına geçemezsiniz. Yani bir zatı ziyaret etmiştim hapishaneye. Mühim bir zat. Severim ve değer veririm. Hapishaneye ziyaret ettiğim zaman ona dedim ki kardeşim Risale-i Nur'un ilmi siyasetin yani Emirdağ ve Kastamonu layıkasını okumadan ne olur bu ilimleri çıkarmaya çalışma. Dedim ki çok alim, ezberi çok kuvvetli. İlim depolamak ayrı bir ilim. O iyi dikkat edin. Hepinize söylüyorum. Çünkü yarın hep kürsüye siz çıkacaksınız buraya. Siz çünkü böyle yetiştiriliyorsunuz. Bak. İlmi almak, depolamak ayrı bir ilim. O ilmi kullanmak bambaşka bir ilim. Başka bir ilim bu. Depodaki ilim değil bu. Buna ilmi siyaset. İlmi siyaset ne demek? Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslu, sucunun, busunun, zahrun, battun, hattun, mutalam, tamam, an mıdır, has mıdır vesaire. Bununla yoğrulmuş bir insan
deposundaki kullanır. Yani kullanılan ezberledikleri, kullanan ise ezberlediğinin dışında. Risale-i Nur bunu veriyor. Bunun adı ilmi siyasettir. Dedi ki, söz verdi, okuyacağım inan dedi. Çok ilgimi çekti dedi bu tanımlama. Başka Risale-i Nur. Ne yaptığınızı bilin diyor, anlatıyor. Neredesiniz? Niye buradasınız? Maddeye bağlı ve bağımlı olan ilim ile son durak elmadan tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdeğe kadar girersiniz. Daha geri gidemezsiniz. İlimle, yani maddeye bağlı olan, bağımlı olan ve maddenin sıfatı olan ilim ile son noktanız maddedir. Maddenin arkasına geçemezsiniz. Risale-i Nur'la ancak. Ama Risale-i Nur bunu kullanıyor, zemin yapıyor. İnsanlığın ruhsal sorununu da buradan başlıyor. İnsanlığı madde ile izah etmeye kalktığı için insanlığın psikolojik sorunu buradan başlıyor. Risale-i Nur ilmin ve bilimin maddeye bağımlı olan yönünü aşarak maddeye madde arkasından baktırma muvaffakiyetine nail olmuştur. Hakikatta maddeye bütünlük içinde ayrı ayrı işlevleri olan esmaların zuhurat mertebeleri olduklarını göstermiştir. Bilimin ve kanunların son mertebesi maddede bitmesi insanın ruhunu tatmin etmez olmuştur. Maddeye başka bir ilim nazariyesi, enfüsi merkeziyetiyle baktırma muvaffakiyetine haiz bir eserdir Risale-i Nur. Enfüsle baktırmaya muvaffak olmuştur. Ondan bahsediyordum işte 10 dakika. Yani maddeye, yani şu bedene, yani oduna, duman ve nur var odunda. Şimdi Risale-i Nur 18 bin alemi hulasa-i camiası olan insana enfüs ile maddeye bakma muvaffakiyetini getirmiştir. Enfüsi bir tefekkür. Yani tefekkür taşınmaktır. Fikir bir yoldur, yöntemdir. Yoldur, yürüyen değildir. Fikir yoluyla der. Burada yürüyecek sensin. İşte Risale-i Nur maddeye ve olaylara enfüsi tefekkür getirerek madde arkasından olaya ve maddeye bakma fırsatını bize vermiştir. Bilimin dinden koparma dairelerini yapanların iyi niyetli olmadıklarını göstermiş. Dinin maddeyi nazara almaz olduğunu iddia eden iyi niyetsiz kişileri deşifre etmiş, dinin hayatı ve varlığı yorumlama metoduna ve hakikatine sahip olduğunu ispat etmiştir. Maddeye fununu medeniye demiştir. Dinlerde ulumu diniyeyi ortaya koyarak vicdanlara ziya vermiştir, vicdanları canlandırmıştır. Risale-i Nur nereye nasıl konumlandıracağını, neyi ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksada göre davranışlarımızı kontrol etmeyi öğretmesi noktasında da istisnadır. Risale-i Nur din ile ilmin ayrışmaya kaldığı dönemde, yani ayrıştırılmaya kanıldığı şu dönemde hem din hem ilim adına ortaya çıkması ve bunları barıştırması, yani taassupla inkarcılığı bitirmesi noktasından da istisna hakikata haizdir. Yani birisi inkar, birisi taassup. Sırf din ilimleriyle meşgul olup din ilmi, yani fenni bırakan taassup olur. Sırf fen ilimleriyle meşgul olup dini bırakırsa da bunda da inkar çıkar. Risale-i Nur ikisini birleştirmiştir. Her mevzusunda varlığı kullanmıştır. Varlığı inkarcıların elinden almıştır. Ayet-i Kübra buna delildir. Yani varlık anlayışını, maddeyi, zamanı ve mekanı ve eşyayı, zaten varlık deyince iki şey gelir. Başka üçüncü sıfat gelmez. Hadiseler ve madde. Risale-i Nur bunu kullanmış. Risale-i Nur varlığın hiçbir mertebesini dışlamaz. Tam tersine onları da hakikate varmakta basamaklaştırmıştır. İnsanlara yaklaşımı ön yargılı değil, sırf benimle doğru tarzı ve üslubu değil. Yani sırf benimle ve benim tarzım getirmemiştir. Onun için taassubun zemini ne diyor biliyor musun? Taassup nereden kaynaklanıyor? Adem-i muhakeme,
Adem-i muhakeme ve cehaletten kaynaklandığını söylüyor. Enfusi tefekküre haiz olanların dış dünyadaki insanlara şöyle bakar. İnsanların yani her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklılıklarını kendisine zenginlik kattığını inanç ve böyle bir kültür bize efendim getirmiştir Risale-i Nur. Bir daha söylüyorum. Risale-i Nur her mertebeden bakan, hiçbir mertebeye mahkum olmayan insanların farklılıklarını bize zenginlik kattığını ispat eden bir eserdir. Yani bu noktada varlığa ve kişilere bakış tarzı getirmiş. Gel sana anlatayım. Risale-i Nur böyle demiyor bakın. Bir daha okuyayım şurayı. İnsanlara yaklaşımı şöyle değil. Ön yargılı değil. Sırf benimki doğru tarzı değil. Ve uslubu da değil. Gel sana anlatayım değil. Sen bilmiyorsun gibi değil. Hallere girmemiş ve talebelerin de bu tür tutumlardan uzak tutmuştur. Allah Allah deyip ya. Nefsimle beraber dinle. Nefsimle beraber dinle. Talebelerine öyle bir özgüven vermiş ki herkesle iletişim kurarak diyaloglardan kaçırmamış. Çünkü talebelerine davasına emin kılmış, özgüvenini canlı tutabilmiştir. İletişimden korkmamıştır. Çünkü özgüveni vardır. Tenkitçi, çare sunmayan eleştirilerden sorgulayıcı, yargılayıcı, kimliğini ve kişiliğini rencide eder tutum ve yöntemlerden uzak durmuş ve uzak durmamızı tavsiye etmiştir Risale-i Nur. Bağnaz, geçimsiz, somurtkan, kendisiyle ve başkasıyla kavgalı olmaktan uzak tutmaya muvaffak olmuştur Risale-i Nur. Fedakarlığın zirvesine ulaştırmayı, eyleme dönüştürmeyi muvaffak kılmıştır. Ki toplumun insanlığın kurtuluşu adına seferberlik ilan etmiş, bu uğurda bazı talebelerine vakf hayat gibi zor, uzun soluklu yolu göstermiş ve muvaffak da olmuştur. Bunun bir örneği Asr-ı Saadet'te vardır. Hayatını vakfetme, İslam tarihinde bir Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında vardır. O zaman bir de Mehdi Aleyhisselam'da olacaktır. Ve hayatını vakfeden Ashab-ı Suffa sistemini muvaffak olmuştur Risale-i Nur. Üretin hizmetin içinde olduğunu, ücretin hizmetin içinde olduğunu, aynı hizmet olduğunu ispat etmiş. Ayrı bir hizmet, ayrı bir mükafat ücretin peşine takipçilerine göstermemiş ve takipçileri böyle bir yolu seçmemiştir. Yani ücret hizmetin kendisi olduğunu göstermiş. Kişiler arasındaki kesinlikleri rötuşlemiş. Kesin, o böyledir. Hani iletişime mani olan kesinlik kavramını rötuşlemiş. Fanilerin yüceltilmesine mani olabilmiş. Ölümü sevdirmiş. Hastalıklarla barıştırmış. İçsel sorunlara çözümler üretmiştir Risale-i Nur. Hakikaten böyle mi ya? Ben de şaşırıyorum bunu yazdım. İnsanın mekanik bir varlık olmadığını, insanlığın serüveninden bahsetmiş ve insanlığın mahiyetini kainatın arkasına taşımıştır. İnsan kainatın çekirdeği aslısıdır. Demekle Cebrail, Mikail, İsrafil, cennet, cehennem ve 18 bin alemin insanlığı arkaya taşımış. Yani çekirdek itibariyle insan varlığın arkasında olduğunu göstermiş. Şualar 218. Kur'an eksenli varlık anlayışını kazandırmış. Kördüğüm içinden kurtarıp varlığın arkasındaki manaları göz ardı yapan modern ilime noktayı nazar kazandırmıştır. Ve insan ruhuna hedefler gösterip tefekkür etme usulünü gösterip ki bu asırda psikoloji sorunların en güzel çözümü tefekkürdür. Tefekkür usulleri gösterip kainatı kitap gibi okuma melekelerimizi uyandırmış, insanlığın çok muhtaç olduğu varlık anlayışımızı inşa etmiş. Son 2-3 satır kaldı müsaade edin. Kainatın harflerini özümlendirip dönüştürme istidatlarımızı inkişafa muvaffak olmuştur.
Kainatı. Bir de okuyayım. Mülk boyutundaki, ha oraya değil. Kainatın. Ha, kainatın harflerini. Kainatın harflerini. Yani kainat bir kitap olarak gösteriyor ve hadiseleri, şekilleri harf söylüyor. Mane-i harfi, yani birisini tanımlıyor, birisine işaret ediyor, birisini şerh ediyor. Bir ağaç, bir alimden daha fazla Allah izah ediyor. Allah'ı tanımlıyor. Ya Sani, ya Hakim, ya Alim, ya Kadir isimlerin şerh izah ediyor. Kainatın harflerini özümlendirip dönüştürmek. Yani kainat varlığını mana potasına koyarak dönüştürüyor. Tefekkür potasına dönüştürme istidatlarımızın inkişafına muvaffak olmuştur. Mülk boyutundaki sorunlara yeri yer yer melekütü boyutlardan da çareler üretebilen ve insanlığa sunmayı başarmıştır. Çok önemli. Mülkteki bedensel ve cemiyet hayatındaki ailevi sorunları melekütü hayattan enfusi tefekkürle baktırarak ondan çıkmaya, o kuyudan dışarıya çıkmaya, adeta Yusuf Aleyhisselam'ın kuyusuna çıkmak gibi öğreniler getirmiştir. Mesela buna ait 25. Leman'ın 25. devası, mesela bunu komple peygamber kıssaları, son iki şeyim, insanı varlıktan koparmadan ve oraya boğmadan varlığa ve insanı anlamlandırıp sanine karşı konumunu ispat edebilen, insanın fıtratındaki hedefi ispat edebilen, oraya gitmek arzusunu ve cesaretini kazandırmaya muvaffak etmiştir. Mesela ölümü sevdirmiştir. Yani insanın içsel yapısındaki beka arzusunu, ebed ve sonsuzluk, yani içsel yapısını fark ettirerek bunlara gidiyorsunuz diyor. İman ettiğiniz aleme gidiyorsunuz. Ahirete iman ettiniz. İman ettiğiniz yere gitmekten niçin korkuyorsunuz? Korktuğunuz yere o zaman niçin iman ediyorsunuz? Diyor. Allah Allah. Çok ilginç ya. İman ettiğiniz yere gidiyorsunuz. Fıtratınızın gösterdiği yere gidiyorsunuz. Ruhunuzun gösterdiği, istediği yere gidiyorsunuz. Niye korkuyorsunuz o zaman? Diyor. Cesurca duruşu öğreterek aynı zamanda merhametli olmayı, insanlığın tarihi sürecine bakıldığında görülecektir ki insan kendisini yönetmeye kendi başına muktedir olamamıştır. Vahye ihtiyaç duymuş, vahye kulak vermeyenlerin akıbetlerini çok kötü olmuştur. Risale-i Nur beşeri kanunlarını da insanların huzuruna nasıl kullanıldığını fiili öğretmenlik yapmış ve marifetullah iklimine fenleri basamak yapmayı başarmıştır. Risale-i Nur Müslümanlığa yeni bir kavram ve dille karşısına çıkmıştır. Ve kusura bakmayın, belki zamanınızı biraz da geçirdim. 1,5-2 sayfa kalmış, onu da inşallah başka zamanda, başka bir zeminde veya burada Risale-i bundan sonra devam ederiz. Eğer merak ederseniz nurdersi.com'da dosyalar bölümünde defterlerden 16. defterin efendim sayfa 62, 63, 64, 65 ve ben 66. sayfasında kaldığım 2-3 sayfa kalmıştır. Oradan indirebilirsiniz. Bu defterlerde böyle intibalarımız, yani lisanda tespit edilen şeylerdi. Belki işinize yarar. Hakkınızı helal edin. Hepinizi maddi ve manada muvaffak olmanızı dilerim. Ve Cenab-ı Hak aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, hayatımıza kıbletullah, bedenimize ibadetullah nasip eylesin. Hidayetin kendisi olan istikametten ayırmasın. Aynı hidayet olan istikamet, istikamet olan hidayetten Cenab-ı Hak yoğunlaşmayı nasip eylesin. Hizmet imaniye Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair ve tesanüt sırrına tam mazar eylesin. Razı olmadığı geçmişimizden tövbe, razı olmayacağı geleceğimizden de Cenab-ı Hakk'a sığınmak üzere. Ve ahir davahumen elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tın as-salavat. Konunun zahir ana hatlarını buluyor.
biraz daha batiniyim tarafında. Şöyle bir çalışma da burada zenginleştirilebilir. Mesela bunları ayrıştırmak, başlıklar atmak. 11. söz ne kazanmış? 12 ne? 13 ne diye. Çok harika. Mesela başlıklar altında cem edilebilir. Çok harika. Mesela muhataplar hangi adreste bunu anlatıldığını da görüyoruz. Çok çok güzel oldu. Yani hakikaten evet düşünmedim sağ ol. Yani mesela bunlar okurken mesela laikalar daha çok bu şey enfusi yorumlamayı. Çünkü Kastamonu laikası dış dünyamızı tanzim eder. Yap yapma, bak bakma, git gitme. Bu da insanı şeyden, acabalardan kurtarıyor. Emirdan ise içsel yapı, hissiyatımız, duygularımızı kontrol etmeme diyor. Burada mesela Sünnet Seni veya 27. söz. Hele bu pusulasını kaybeden gemi için hiçbir rüzgar doğru rüzgar değildir mantığınca böyle bir cemiyette hakikaten 11. söz ne kazandırır? Yani ne getiriyor? Ben bunu okursam ne yapacak? Hangi adrese gideyim? Doğru. Yani hepsini bir yerden çıkarmışım. Keşke o zaman yani bu hatırıma gelmedi. Okurken çıkarttığımız, sonra da bir araya topladığım şeyler bunlar. Deseydim ki mesela 11. söz, 11. lema çok ilginçtir. Çok acayip yani 11. lema. Acaba şöyle mi, böyle mi yapsam? İnsanlara 11. lema bak hemen hatırıma gelen 3 tane sıfattan kurtarıyor. Kesinlikle 339 sözlerden söyleyeceğim. 11. lema 1. Yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisinin izacatından bu üçünün bütünlüğündeki dehşetten kurtarıyor. Yani yeis mani erkeme aldı ve yeis ancak kafirler, ancak Allah'tan ümidin keser şey var ya. Ondan sonra Metubat 444'te anlatıyor, diyor ki kaynaksız, mecrasız, rehbersiz insan bu dünyada da sergerdan olduğu gibi. Yani mesela bir kaynak, bir cemaatsız olamayacağını, cemaat zamanı oldu. O Metubat'ta da çok güzel bunu anlatıyor. Doğru, onu bir tasdif edilirse mesela fevkalade. Yani kuruşta da farklı şeyler çıkar. Mesela çok... bugün kuruşunda 2-3 tane kazanımı elde ettik. Daha sonraki okuyuşta insana daha farklı şeyler kazandırıyor. Şöyle yapacaksın. Müfredatta da şeylerde de böyle yapılıyor. Yani diğer metin müfredatında da bir konu yazılıyor. Peki bu konuyu bir şey okuduğu vakit ne kazanacaksın? Başına bakıyorsun. Ben bunu okuyunca ne kazanacağım? Kazanımları başına yazılıyor. Çok acayip. Evet. Mesela böyle bir list hazırlanıp da her kitabın başına konulsa, biz arkadaşlar da bazen söylüyoruz. Her bir sözü lemayı okumadan önce fihristini bir okumak. Ben bunu okuyunca neyi öğreneceğim? Fihristini okuyunca seni yönlendirdiği meyveyi koparmaya çalışıyorsun hedefi. Çok güzel. Çok güzel. Adresi biliyor muydun? Evet, adrese. Yoksa kendi el yordamıyla bir şeyler arıyor. Onda ne bulursa bazen zahir nazarda sadece temsili buluyor. Temsil arıyor. Neden bahsediyor? Bir asker varmış, kuyuya düşmüş. Bu mu? Kesinlikle. Tabii ki o asker temsili bir maksadı, bir meyveyi koparmak için. Oysa o asker, o kuyu işte insan bedenidir. O Yusuf insandır, ruhudur. Diğeri sensin. Sensin. Kendini aramış olacak. İnşallah fırsat tabii inşallah meşler de şey. Fakat bu noktada doğru. Yani mesela birinci söz okurken sır var. 6 tane. 6 tane iman esasını şerh ediyor. 6 tane iman esasını. Mesela sır diyor, ama biz ne demişiz, yani götürüz. Yani evet, onu yazarken birinci sır, dimane kazandırdı, bir. İki, kalp ve ruha enfüsünü kazandırdı. Üç, hayatta nasıl yansıyor? Bu üçü mutlaka göze alarak orayı, o birinci sır okumak. Bakayım ne kazandırdı, bu ne kazandırdı, hep karar olur. Yani ben şu anda inanın 5 senede böyle en büyük hedefim bir külliyatı bir düz okuyabilmek. 5 seneden beri külliyatı düz okuyamıyorum. Hep araştırmadayım. Cisim 1,5 seneden beri cismaniyetteyim. Cismaniyeti okurken bana dedi ki su şey oku dedi. Yani cismaniyetin ortasına geldim. Adem'le vücudu çöz dedi. Adem'le vücudu okurken karanlık ve zulmeti çöz dedi. Ona geçtim. 1,5-2 sene sürüyor bu. Ondan sonra onu okurken bana dedi ki sureti çözmeden gene bize gelemezsin. Sureti tam okurken simayı çöz dedi. Simayı görürken siret de çıktı. Yani kelime noktasında dalmışım. Şimdi simayı araştırıyorum. Sima, külliyatı düz okumak en büyük idealim.
Bir bana gitsem, bunu bitireyim şunda, bir çıksam şu kuyudan. Cismaniyetten, suretten ve simadan bir çıksam. İnan, intimat edeyim, buna şey yapıyorum. Hiçbir şeye bakmayacağım, hiçbir kelime. Kim soru sorarsa sorsun. Meşgul olmayacağım çünkü beni şey, araştırmaya sevk ediyor. Bir düz okuyacağım. Biz iki okumayı birden tavsiye ediyoruz sonra. Yasam böyle okuyorduk. Bir düz okumak, kesinlikle ahir ömre kadar. Şener abinin notlarına, şeylerine bakıp devrili okuma diye tabir ediyoruz. Devriye mi? Devirli. Devirli diye biz düz okuma diye notlarımızla geçmişiz. Ama kesinlikle düz okumayı hiç bırakmadan bir de tahkiki okuma, atıklı okuma, kavram okuma diye böyle bir slide ve sunum da hazırlamıştır. Arkadaşlara bir takdim tabii etmiştir. Tabii ben de şey biraz farklı konum olduğu için mesela Risale-i Nur böyle gelmiş bir sebeple, bir düşünceyle. Tabii ki geliş sebebiniz ana tema olarak belki hala koruyor manasını veya şey. Ama gün geçtikçe tabii haletiniz, düşünceleriniz değişecek daha. O zaman bu ders şu getirmiştir. Yani ben neredeyim, niye buradayım, ne yapayım? Zaten şunu bir tane şey yapayım. Kaliteli hayat yaşamak istiyorsanız hayatınıza şu 4 tane soruyu sorun. Ve soruyu sormak etmiyor. Hayatınıza 4 soruyu sorarak eğer cevabı samimi iseniz aldığınız cevap miktarınca hayatınızın kalitesi yükselir. Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Kimim ben? Niye buradayım? Bu sorularına ciddi cevap bulursak, samimi olursak hayatın kalitesi yükselir. Hayatını kaliteli yaşarsın, doya doya yaşarsın. Laf aklı veren gurur. Ben hayatıma o için hiç şefkim bitmez benim. Hamdolsun. Dua da ediyorlar. Çünkü kazanımlarımı paylaşıyorum. Rabbime diyorum ya Rabbi bana ver. Ben de verecek kullarına. Ama hayatıma bu devamlı bu soruyu soruyorum devamlı. Ben niçin buradayım? Burası neresi? Hatta bir dersim var. Burası değil. Odun ama odun değil. Duman ve nurun, ısının ve ışığın kendisini odun olarak göstermesi. Burası dünya kavşaktır. Yani dolayısıyla hayatınıza böyle sorular sorarsanız veya külliyata soruyorsunuz. Yani bu nedir anlamanın yerine başka bir yöntem de var. Bu ne değildir? Hocam soru var da şey bu mesela dediniz yani bu elmanın en gerisine gittiğim zaman çekirdek oluyor mesela. Daha geri gidemedi. Fizikçiler de daha geriye gidemedi mesela şey yapamadı. Bu, alacağım sorunu. Ben yine birkaç böyle bir kişiyle konuşmuştuk öyle dışarıdayken. Dedi ki yani mesela biz Big Bang'i bile ispat ettik. Yani mesela o şey hakkında görüşünüz nedir evet. Mesela? Şimdi bak. Yani ne dememiz daha doğru, onu esbab olarak şey yapıyor. Big Bang çok hoş bir şey ama teoridir. Daha ilim değil. Big Bang teorisi diye geçer zaten. Daha ispat edilmemiş, öne atılmış ama ispat malzemeleri çok güçlüdür. Ve Big Bang'in bizdeki karşılığı, yani Ahmet Mehmet'e, bana Hasan değil Hüseyin dese ne değişecek? Nur-u Muhammediye çok benziyor. Şimdi desem ki ben daha önce, Big Bang'den önce, bu varlık var ya, hem varlıksız bir kaynaktan çıktı yapasın. Varlığın kaynağı, varlık. Bütün hacim sıfır hacimden çıktı. Bütün kütle sıfır kütleden çıktı. Hiçbir belirlenişi olmayandan bütün belirleniş çıktı. Mekan, mekansızdan çıktı. Kim inanır? Nur Muhammed bu. Ama Big Bang bu işte. Big Bang sıfır hacim, sıfır kütle, sıfır sıfat, hiçbir belirleniş olmayan, tamam? Hiçbir şey olmayan ama her şey olabilen, hiçbir kütlesi yok ama bütün kütle oradan çıkan, aklını alıyor mu? Kütlesi yok, bütün kütle o çıkıyor. Dünyanın ağırlığını düşün. Kaynar canım, dünyaya başı. Şu binanın ağırlığını düşünebiliyor musun? Kaç kişi bu binaya yaslansak itebilir miyiz? Aşağı falan, ikisi. Yani bu ağırlık, kütle, kütlesizden çıktı. Kim anlar? Böyle bir şey olur mu? Ondan sonra bakıyorsun ki, Risale bak başka bir şey getiriyor o olayı. Big Bang söyleyince, yakında doğru. Ama din adına bir Nur Muhammed'i bir çekirdekten çıkmıştır bu ağaç. Ya. Yapmaz. Evet. Çekirdeğe kadar ilim gelmiş. Çekirdek mesela elma, tomurcuk, dağ, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidemezsin. Çekirdek de program.
Onun arkasında artık kuantlar var. Daha kısa enerji. Komünistlerin dediği, size bir malzeme vereyim. Allah yerine kullandıkları şu. Yani bizim zamanımızdaki artık o Big Bang çıkmasıyla komünist ateizmi yok etmiş. Ateizmin panziri Big Bang. Çünkü ateizm kaynağı davasını maddeye esas almış. Maddede gösteriyor. Ne Allah peygamber? Neyi neye davıyorsunuz? Her şey burada. Her şey bu. Bunun başkası yok. Ama baktılar ki madde arkası geçildi. Buradan çıktı demektir. Başka yol açıldı. Başka bir yere yol açıldı. Bunu istemez. Big Bang en büyük darbeyi, yani Big Bang ateizmi yok etti. Teizm çıktı. Mecbur oldu. Çarla çar teizm çıktı. Teizm, yani Allah var ama karışmıyor. Mecbursa bunu demeye. Teizm o. Tamam. Şimdi Big Bang ise Nur-u Muhammed'imizi güzel şey yaptı, ifade etti. Şimdi oraya kadar gelince bir modern ilim, modern bilim çekirdeğe kadar, programa da kadar geldi. Ondan daha gidemedi. Belki bir şeyler iddia etti, bir şeyler söyledi ama izah edemedi. Sonra Cern hadisesinde baktı ki kuarklar var, darka var. Bu bizi neyi gösterir? Benim başımdan geçen bir hadise vardı. Suadiye Lisesi'nde okurdum ben. Lise 1'i orada okumuştum. Bir fizikçi vardı. Ama çok tuhaf. İnkarcıydı ama. Ya böyle bir adam da olmaz. Yani merhametli, inanmak istiyor veya bana öyle gözüküyor o zaman veya bize. Hakikaten inanmak istiyor. Ama sonra baktım zaten doğrusu bu. Ama hakikaten bulamıyor. Bununla konuşuyorduk biz. Fakat bir türlü şey olmuyor. Sonra ben bir vesileyle bu Cem hadisesi var ya, olay olduktan sonra ben bunu aradım. Big Bang teoridi derdi. Tabi şey yapamazdı fizikçi. Emekli olmuş, sadece oturuyor. Hocam aradı. Hocam, beni tanıdınız mı? Aynen. Yok, tanıyamadım dedi. Hocam, ben bir de sınıfında falanca falanca. Hasan. Oo Hasancı. Nurcu Hasan. Değildi mi o zaman yani? Risale'yi böyle bir derslere dinliyorduk da yani öyle şey gitmeyeceğim. Ama gitmedi. Dedi ki, bak şimdi ne anlatayım? Hocam dedim, Cer hadisesini takip ediyorsunuz. Ettiniz mi hocam dedim. Hemen bir onunla bir hatıramı anlatayım ki bu vereceği cevap garip olsun. Hasancığım derdi. Bak, bilim ve fen, bilimin söylediği atom, madde atom. Daha var mı ilerisi? Biz daha diyorduk ama ya sence bu bir iddia, bu kabullenmiş, bu seziş ama bilim ve gerçek değil. O sana ait, genellemezsin, bağlayamazsın. Sen insanları buraya taşıyamazsın, gel benim fikirlerime. Ama hakikat şu, bu atomda dibi yok. Bu ama sana şunu samimiyetimle söyleyeyim derdi. Onun için çok ilginç. Eğer bu madde atomun arkasında bir ufak bir ses duysam, bir patika yolu olsa, bir koku ya bir kıvılcım, inanacağım biliyor musun ahirette var. Ama maddeden sonra bir ipucu yok. Yani ötelere götürücü bir alamet yok diyor. Ama var senin düşüncelerinde işte insanın duyguları, o sensin. Ama bana maddeden, bilimsel olarak, maddenin bittiği yerde bir ufak patika bana göster, ben onun matkapla genişleteceğim. Derdi. Ve bir şey diyemez. Ya çocukluk. Çin telefonu söylüyor. Bu böyle de. Hocam, Cer hadisesini takip ettiniz mi? Hasancığım, hakikaten maddenin bittiği yerde patika değil, ana bir cadde diyor gözüm. Aynı böyle dedi. Ve Hasancığım, sen de şahit ol ki ben ahirete artık inanıyorum. İnan. Ve çok duygulanmıştım. Hocam ben seni çok seviyordum. Çok alakadardım, dua ediyordum. Dedi ki, ben de seviyordum seni. Ama inan bana. Hocam dedim, hep inanmak istediğinizden dolayı Allah size nasip etti. Patika yolu istiyordu ya, kendisi bana şöyle dedi. Hasancığım, maddenin bittiği yerde bir koku değil,
ipucu değil, patika yolu değil, ana cadde çıktı. Ve ben artık inanmasancım, ahirete inanıyorum. Sakın ha! Yaşlanmış, emekli olmuş, aciz kaldığı için beni bilirsin karakterimi. Hayır Aslı hocam, hayır dedi. Ben dedi, maddenin bittiği yerde, maddeden daha kavramsal, daha acayip, garip yani fizik kanunların işlemediği bir aleme tanıklık ediyorum. Ama inandığım Allah'a diyor böyle, ben tanımlıyorum. Hamd ediyorum ki ölmeden önce bu olay oldu da imanıma sebep oldu. Korkunç. Bu sebep bak ateizmin çöküşü teizm olarak kortladı. Ateizm ise Allah'ı inkar eder. Teizm ise Allah'ın müdahale etmediğini, bir Allah var ama karışmıyor teizm. Bu çarnaça çıkan böyle yan filizleridir. Tamam? Niçin? Yani tamam böyle bir Allah var. Niye? Higgs zaten dedi. Tanrı parçadı demek zorunda kaldı. Bu Big Bang ve kuantlar yani kuantum fiziği biliyorsunuz bu fiziğe Newton fiziği derler. Newton mekaniği bu davranışlarımızı anlatır. Newton mekaniği. Kuantum mekaniği ise metafizik kuantlardan başlar. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yani orada kim şuurlu ne niyetle, nereye bakıyorsa orası öyle oluyor. Kuantlardan sonra alem böyleymiş. Adeta cenneti tanımlıyor. Mesela şöyle, ben şuraya bakıyorum derinliğe, elma düşünüyorum. O derinlik hiçbir belirleniş olmadığından, enerji değil, kuant daha latif ki bizim tabiri esir. Ben elma diye mi baktım, o elma oluyor. Çok tuhaftır. Şuurlu bir insan ne niyetle bakarsa oluyor ama o orada olmuyor. Olması gereken her yerde oluyor. Ve kuantum mekaniğinde, kuantum fiziğinde bu fizikten ayrıştıran en büyük garip özelliği şu. O bir şey olması gereken her yerdedir ve bir şey bir yerde olması mucizedir orada. Benim burada bir yerde olmam kuantum fiziğine göre mucizedir. Olamaz. Niye? Orada her şey her yerdedir. Ve kuantum fiziğinden bakan bu taraflara Allah Allah bardak burada. Burada yok. Burada da nasıl olur? Bir şey bir yerde nasıl olur? Nasıl olur bu ya? Her yerdedir her şey. Nerede? Olması gereken yer. Cenneti anlatıyorlar da haberleri tuhaf değil. Gerçi bunları biraz konuşsam başka zaman. Çünkü çok fazla meşgul. Ve Risale'ye baktığın zaman mesela mucize bir insanın birkaç yerde olması değil. Bunu gösteriyor dediğim ya fizik Risale'yi arkaya taşıyor. Mucize her şey olabilen ve her yerde olabilen bir şeyi bir hakikat olarak bir yerde tutmak hakikaten Allah lazım. Onun için burası çok garip bir yer. Dünya. Dünyadan başka göremezsiniz. Bir şeyi her yerde göremezsiniz. Yani hakikaten garip burası. Buranın kıymetini bile bir de elinize geçmez. Çünkü artık bu fincanı bir yerde görmenin şansınız olmayacak. Olması gereken her yerde. Bu cümle benim değil ha. Kuantum mekaniğine göre bir şey olması gereken her yerdedir. Bir şeyin bir yerde olması mucizedir, olamaz. Kuantum fiziğine göre böyle bir şey yoktur, olmaz. Varsa fiziktir. İlginçtir. Onun için fincanı bir yerde görmek istiyorsanız dünyaya gelmeniz lazım. Bir de bulamazsınız burayı. Sadece fincan değil, kendinizsin de. Yani burada yalnız görürsünüz, ahirete gidiyorsunuz. Olamazsınız. Çok acayip. Çok acayip. Üçgeni nasıl yaparsanız yapın, iç açıların toplamı kaçtır? He? 180. Nasıl olursa olsun değil mi? Sorunuz ne olursa olsun, cevabı teyittir. Zübeyir Ağa'nın tabiriyle bütün soruların cevabı teyitti. Bütün bağlı kaynağı güneşlemesi gibi.
Kusura bakmayın. İnşallah böyle sık sık görüşmek isterdim. Görüşürüz.